Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle şiş ile yapılan güzel bir çalışmayla birlikte olacağız. Yetişkin ve bebek örgülerinde kullanabileceğimiz modelimizi ben iki renk olarak ördüm. Dileyen arkadaşlarımız daha fazla renklerle de örebilirler. Bu modelim için kartopunun baby one iplerini kullandım. Mavinin tonuyla kahverenginin tonunu şöyle kombinledim. Ve modelimizi küçük bir parça halinde çalıştım. 3 numaralı şişimi kullandım bu ipimi örmek için. Altı ve katlarını ördüm. Bir tane fazla ilmeğimizi aldıktan sonra çalışmamızı yapmaya başladım. Evet, şimdi ilmeğimizi toparlayalım alt ve katlarında olacak şekilde ve modelimizi hemen kuralım. Kolay gelsin. 2 diş haroşamı örerek geldim. Şimdi örgümün düz yönündeyim ve modelimizi kormaya başlıyoruz. Örgümüzün düz yönünde bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Sonra kadar hangi yönden alıyorsanız hiç fark etmez. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sonuna kadar düz ördüm ön yüzden arka yüzü çeviriyorum. Arka yüzde de bütün ilmeklerimi ters örüyorum. dilimizin ikinci sırası burası. Ters sıramızı örerek tamamladım. Bir düz bir ters örgümüz ördükten sonra ipimi bağladım ve mavi rengime geçiyorum. İlk ilmeğimi renk değiştirdiğim için düz olarak örüyorum. Bu kenar ilmeğimiz. Şöyle alıyorum ve başlıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte 2 oldu. 3 4 5 ve 6. Bir tane kenar ilmeği 5 tane ilmeği model ama hepsi aynı renk olduğu için 2 4 6 tane ilmeğimiz mavi bir tane ilmeğim ipim arkada örmeden şişime geçiriyorum ipimiz arkada bir tane düz örüyorum bir ilmeğimi yine ipim arkada örmeden şişime takıyorum 5 tane mavi rengimle ilmeğimi örüyorum 2 3 4 5 düz örüyorum 5 ilmeğimi ördükten sonra bir tane örmeden ipim arkada şişime takıyorum. Bir ilmeği arada örüyorum. Bir tane ilmeğim ipim arkada örmeden şişime takıyorum. 5 düzümü örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 düz, 1 boş, 1 mavi ile örüyorum. 1 boş, 5 tane mavi ördüm. Şimdi bir tane ilmeği örmeden ipim arkada alıyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir tane ilmeğim ipim arkada örmeden alıyorum ve kenardaki 6 tane ilmeği mavi rengimle düz olarak örüyorum. En son şöyle görelim bakınız 2 4 6 bir tanesi kenar ilmeği modelimiz içte olduğu gibi 5 tane ilmek üzerine örülecek. Her iki kenar 6 bir boş, bir mavi, bir boş, beş mavi, bir boş, bir mavi, bir boş şeklinde ne kadar büyüklükte olursa olsun modelimizi bu şekilde kuruyoruz. Başlangıç ve bitişlerde birer ilmek fazla. Arkayı çeviriyorum. Arkayı yönden ters değil düz örgümüzde örüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters örgümü düz örgüye çeviriyorum. Mavilerimi düz örgüye çevirerek önde şöyle durmasını sağlıyorum bakınız bütün mavilerimi düze çevirdim örmediğim ilmeğimi ipimi öne alıyorum şişime örmeden takıyorum ipimi tekrar aldım bir tane aradaki ilmeğimi düz ördüm İpimi tekrar arkaya aldım bakınız şöyle bir ilmeğimi örmeden aldım ve yine beş tane ilmeğimi düz olarak örüyorum Örmeden aldığım ilmeğimi yine ipimi alıyorum arkaya bir ilmeğimi örmeden ipim önde bir tane düz ipim arkada yine şişimi örmeden takıyorum 5 ilmeğimi düz ilmeği çevirerek örüyorum Şiş, ipim arkada alıyorum ipim önde ipim arkada kenardaki altı ilmeği de düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. En son ilmeğimizi şöyle örelim. Evet arkadan düz örerek önde şu görünüme ulaştık. Örgümüzün ön yüzündeyiz ve yine düz olarak örüyoruz. Yine örmediğim ilmeklerimi örmeden alarak alarak devam ediyorum yine örmüyorum bakınız ilk ilmeğimi örmeden aldım düz örüyorum 6 tane ilmeğimi yani mavilerimi ördüm ipim arkada bakınız şöyle ipim ya da ön ya da arka nasıl derseniz yani örgümüzü arka yönde ipimiz ön yüze düşmeyecek bu uzun olan bölümler bir tane düzümü örüyorum tekrar bir boş alıyorum mavilerimi birer birer düz örüyorum 5 Beş mavimin beşinde düz ördüm ilmeğimi örmeden yine aldım örmeden aldım 5 ilmeğim düz örüyorum bu mavimizdeki üçüncü sıramız örmeden aldım ve sona kadar 6 tane ilmeğimi düz örüyorum Sıramızı tamamladık. Mavi renkteki üçüncü sıramızı arkasını çeviriyoruz ve dördüncü son sıramızı örüyoruz bu renkte. Yine örgümüzün arka yönündeyiz ama örgümüz düz olarak örüyoruz. Örgümüz ters değil yine düz örgü. Örmediğimiz ilmekleri yine örmeden şişimize takalım. İpimi alıyorum bakınız ipimiz hep arkada kalacak yani örgümüzün arka yönünde olacak tekrar düze çevirerek bütün ilmeklerimi dördüncü sıramda örüyorum 4 sıramızı tamamladık ve tekrar örgümüzün başına geldik. 2 diş haroşamız oluştu. Bakınız 4 sırada. Şimdi kahverengi ipimi alıyorum. Mavim kalıyor. Rengimizi değiştiriyoruz. İlk ilmeğimi örüyorum. Baştan sona örmediğimiz ilmekleri de düz olarak örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Şuradaki kenar ilmeğimizi de düzeltelim. örmemiştik bakınız şimdi örüyorum aradaki bir tane ilmeğimi örüyorum hiç örmediğim ilmeğimi düz örüyorum dört maviden sonra bütün ilmeklerimizi yeni rengimizle örüyoruz sıra sonuna kadar bu şekilde örerek ilerleyelim Sıramın sonundayım. Düz yönden örerek geldim. Arkasını çeviriyorum. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüp mavi ipimin olduğu tarafa doğru geliyorum. Bu rengimizde ikinci sıramız olacak. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İki sıra kahverengimiz. Dört sıra mavimizden örüyoruz. Tüm model boyunca. Bir sıra kahverengimizi ördükten sonra tekrar mavi rengimizi örmeye başlıyoruz. Modelimiz kaydırmalı bir model olduğu için buradaki uzatmış olduğumuz ilmeklerin yerini şimdi kaydırıyorum. İlk iki tane ilmeğimi mavi ile örüyorum. Bir ilk ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi de örüyorum. Üçüncü ilmeğimi ipim bakınız arkada örmeden alıyorum. Bir tanesini örüyorum. Diğer ilmeğimi örmeden alıyorum. 5 tane ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 5 tane düzüm ördüm bir tane örmeden alıyorum ipim arkada bir ilmeği düz örüyorum bir tane ilmeğim ipim arkada örmeden takıyorum şöyle araya 5 tane ilmeğimi düz örüyorum 2 3 4 ve 5 yine bir tane ilmeğimi örmeden alıyorum bir düz bir örmeden şişime geçiriyorum. 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. 2, 4 ve 5. Bir tane örmeden aldım. Düz örüyorum. Örmeden aldım. Son 2 ilmeğimi yine mavi rengimle örüyorum. Modelimizi bu şekilde kaydırarak ördük. Şöyle bakalım. iki tane ördüm. Örmeden alıp buradaki hemen uzantılarımızı sağ tarafa doğru çektik. Ve bu e, sona kadar aralarında beşer mavi ve bir tane örmediğimiz ilmekler arasında mavimizi örerek geldim. Arkayı çevirdiğimiz zaman arkadan yine düze çevirerek örüyoruz. Ters örmüyoruz. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Mavilerimi örüyorum. İpimi öne alıyorum. Örmediğim ilmeği yine boş örüyorum. İpim önde, düze çeviriyorum, boş alıyorum. İpim önde, 5 tane ilmeğimi mavi renklerimin tamamını düze çeviriyorum. Diğer örmediğim ilmeklerimi yine örmeden şişime ipim arkada olacak şekilde geçiriyorum. Mavimizin ikinci sırasında bu şekilde örelim. Bütün ilmeklerimi düze çevirerek ördüm. Boştaki yani örmeden aldığımız ilmeklerimiz yine şişimizde örülmeden takıldı. Şimdi ön yüzü çeviriyorum ve mavimizin üçüncü sırasını yine ön yüzden düz olarak örüyorum. Mavilerin hep düz örüyoruz ve haroşa düşürüyoruz. Örmeden aldığım ilmeğimi yine örmeden şişime geçiriyorum. Sadece mavilerimi örüyorum diğer örmediğim ilmeklerimi bir alt sırada yapmış olduğumuz gibi şişimizi örmeden takalım üçüncü sırayı da tamamlayalım üçüncü sıramızı tamamladık dördüncü sıramızı arkadan düz olarak örüyoruz Yine boş aldığımız ilmeklerimizi örmeden şişimize geçiriyoruz. Mavilerimizi örüyoruz sadece. Ve dördüncü sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Arkadan düz örerek sıramızı tamamladık. Yine kahverengi tondaki ipimizi alarak önden düz arkadan ters olarak örüyorum. İlk ilmeğimizi örelim. Mavimizi şöyle sıkıştıralım. Bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Örmediğimiz ilmeğimizi ördüğümüz tamamını. Ön yüzdeyiz ve düz örgümüzle örüyoruz. Bu ipimle bu ipimizle ördüğümüz sıramızı önden düz, arkadan ters örüyoruz. Mavimiz önden de arkadan da düz olacak. örgümün arka yönündeyim. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimizin tamamını. 2 sıra örerek geldim önden düz, arkadan ters. Şimdi modelimizi yeniden kurmaya geldik. İlk başlangıçta korunmuş olduğumuz gibi 6 tane mavi rengimizi örüyorum. 7. örmeden takıyorum. 8. yani bir sonraki ilmeğimi örüyorum. Diğer ilmeğimi örmeden takıyorum. Araya 5 tane ilmeğimi düz bir boş bir düz bir boş beş düz şeklinde modelimizi sona kadar örüyoruz başlangıç ve son ilmeklerimiz altı şart tane olacak bu şekilde e, değiştirerek yani modelimizi kaydırarak bir birinci sıradaki gibi bir sonra da ikinci sıradaki şekliyle örerek e, modelimizi dilediğimiz ölçü gelene kadar devam ettirelim son derece bakınız yapımı kolay ve zevkli bir çalışma hiç sıkılmayacaksınız ve karıştırmayacağınıza eminim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5 ve 6. Mavimiz her iki yönde de düz örülecek. Burası da püf noktası. Bu kahverenginin tonu ise önde düz, arkada ters sadece iki sıra. Örmeden alıyorum. Bir tane düz örmeden alıyorum. 5 düz şeklinde örerek ilerleyelim. Evet sevgili arkadaşlar bakınız modelimizin bitmiş haline şöyle bakıyoruz. Yapımı gördüğünüz gibi çok çok kolay. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.